Var elimde. Bizzat sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Neler yaşandı? Şimdi ben Cannes'da daha önce bulunduğum için, ayrıca Berlin'de de yarışmaya katıldığım için çok büyük bir uçurum olacağını zannetmiyordum giderken. Ama gerçekten Cannes'da yarışmada olmanın çok farklı bir şey olduğunu anladım. Yani Cannes'daki yarışma filmlerine özellikle inanılmaz bir ilgi var. Yani tüm dünyanın 4000 tane şey geliyor, gazeteci geliyor oraya, bütün dünyanın her tarafından. Ve hepsi yarışma filmlerini tek tek izliyorlar. Ki Cannes'da yani market de var biliyorsunuz ve binlerce film var orada. Yani bir filmin fark edilmesi yani öyle reklamlarla falan mümkün olacak gibi görünmüyor. O yüzden yarışmada olmak başlı başına reklamı biraz gereksiz kılan bir şey. Yani fark ediliyor Evet, olabilmeyi çünkü başarmak bile yarışmadaki başlı başına bir iş. evet o işte yarışmaya girmekle çözülüyor zaten. Yani spotlight'ta oluyorsunuz çünkü. Dolayısıyla yani inanılmaz bir filme ben başlarda gösterilmesini özellikle rica etmiştim festivalden. Bunu kabul ettiler neyse ki. Filmin gösteriminden sonra inanılmaz bir söyleşi talebi oldu. Neden başta gösterilmesini istediniz? Çünkü ondan sonra satacak zamanım olsun diye. Çünkü Aynı zamanda iş adamı tarafınız da var. evet çok severim o tip somut işleri. O yüzden satacak zamanım olsun diye başta gösterdim ve inanılmaz bir söyleşi talebi oldu. Yani günler geçiyor, akşamlara kadar söyleşi yapıyorum. İngilizce konuşmaktan nefret eder hale geldim. Ama baktım sonu gelecek gibi değil, bir noktada kestim artık çünkü satacak zaman kalmıyordu filmi. Ve tabii bütün çok yazı çıkıyor, yüzlerce dergi var ve onları da okumaya zamanım olmuyor. O yüzden yıldız tabloları çok işe yarıyor tabii. Bir anda hani durumun ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve Cannes'da gerek Fransız eleştirmenlerin, gerek uluslararası eleştirmenlerin görüşlerini özetleyen yıldız tabloları çok var. Ve bunlardan da bazıları daha önemli tabii. Mesela İngilizlerin Screen International dergisi her gün çıkıyor Cannes sırasında. Variety de öyle. Ve buradaki yıldız tablolarında filminizin durumunu diğerlerinin karşısında rahatlıkla kısa sürede görebiliyorsunuz. Bu yıldız tablosuna önem verenler, alıcılar da çok önem veriyor. Çünkü filmin satın alırlarsa eğer ülkelerinde ilgi görüp görmeyeceğini, eleştirmenlerin destekleyip desteklemeyeceklerini baştan anlamış oluyorlar. Dolayısıyla eleştirmen görüşlerinin bu kadar işe yaradığı bir yer görmemiştim ya da eleştirmenlerin gerçekten işe yaradıklarını ilk defa görüyorum. Çünkü yıldızlar iyi çıktığı anda fiyatlar bir anda 10 misline falan çıkıyor. Siz de herhalde tahmin ediyorum nihayetinde iyi bir fiyata filminizi satabildiniz mi? Evet, tahminimin çok üzerinde fiyatlara çıktı. Çünkü festivalin sonuna doğru yaklaştıkça bu şey giderek kızışıyor. Çünkü her ülkede çeşitli firmalar var ve bunlar birbirlerinin elinden filmi almaya çalışıyorlar. Ve inanılmaz bir telefon trafiği yaşanmaya başlıyor. Yani dayanılmaz bir hale geliyor. Büyük otellerde, lüks yerlerde buluşuyorsunuz ama hiçbir zaman görünmeyen patronlar var. Sürekli onlara telefon edip soruluyor. Sizin yaptığınız pazarlık, talep ettiğiniz fiyatlar falan. Yani çok şey öğrendim. Ben biraz da öğrenmek istiyordum. O yüzden kendim Ki satmak bunları istedim. sizin ağzınızdan birebir dinleyerek biz de o tabloyu, o sahneyi öğrenmiş olduk. Gerçekten çok ilginç, o beyaz perdenin arkasında çok ilginç pazarlıklar, bir başka iş adamı mantığı var. Evet, kesinlikle. Yani bir satın alan ticari kendi ülkesinde gösterime sokmak için filmi satın alan birisi sadece kendi zevkine bakmıyor. Hatta bir filmi özellikle çok severse biraz kuşkulanıyor. Yani çünkü çok hani sevdikleri film iş yapmama riski daha çok gibi geliyor onlara sanat filmi olduğu için. O yüzden eleştirmenlere bakıyorlar, herkese danışıyorlar. Yani çok gerçekten çok karmaşık bir